5 yıllık yarı profesyonel bir sporcu olarak sizinle bir gerçeği paylaşmadan geçip gitmek istemiyorum hayatlarınızdan. Spor her zaman ömrü uzatmaz. Spor her zaman ileride sağlıklı bir yaşam sürmenize sebebiyet vermez. Spor her zaman mutlu etmez. Bilinçsiz ya da gereğinden fazla yapılan spor, ileri yaşlarda kas ve iskelet sisteminde yaratacağı deformasyon sebebiyle büyük ağrılarla buluşmanıza, hayata küsmenize sebebiyet verir. Tecrübe konuşuyor, spor her zaman mutlu etmez. Hafif kondisyon ve hafif kardiyo hareketleri, evet. Yoga, evet. Hafif koşu, yürüyüş, evet. Ama bunların çok üzerine çıkarak vücudunuzu farklı dirençlere zorlamayı bırakın. Uzun yaşamak istiyorsanız, bilinçsiz ve aşırı spordan kaçının. Benim hiçbir zaman bilinçsiz ya da aşırı spora karşı uyaran bir içeriğimi görmeyeceksiniz. Bunun iki sebebi var. İlki, bunun boş bir tavsiye olması. Boş çünkü siz spesifik olarak bireyi tanımlamadan ne bilinçliyi ne de yeterliyi tanımlayamazsınız. Nitekim videoda konuşan şahıs da ne aşırıyı ne de bilinçsizi doğru dürüst tanımlayamamış. Kendisi yürüyüş, kardiyo, yoga ya da hafif kondisyon hareketlerine evet demiş ama farklı dirençlere kendinizi zorlamayın demiş. Bir kere hafif kondisyon ne demektir? Birisi bana bunu açıklayabilir mi? Eğer bir şey hafifse sizin kondisyonunuzu arttırmıyordur. Egzersizin doğasında progresif yani arttırılabiliyor olması yatar. İlk gün ya da ilk hafta evet hafif bir egzersizle başlarsınız. Ancak sizin vücudunuz buna alıştıkça hala verim almayı sürdürebilmek için yeni dirençlere kendinizi maruz bırakmalısınız. Yoksa yerinizde sayarsınız. Yani giderek daha hızlı, daha uzun ya da daha sık egzersiz yapmanız gerekir. Videoda açıkça söylenmese de gizliden gizliye bir direnç antrenmanı karşıtlığı söz konusu. Halbuki bilhassa yaşlı nüfusu ilgilendiren ve sarkopeni denilen ciddi bir problem var. 40 yaştan itibaren her 10 yılda %3 ila 8 kas kaybediyoruz. Bu da ileriki yaşlarda %17 ila 41'lere varan kuvvet azalması demek. Bakınız genç ve sağlıklı bir birey ile yaşlı ve sedanter bir bireyin bacak kası farklarına. Bunun önüne geçebilmek için natürel limitlerinizin içerisindeki kas kütlenizi olabildiğince arttırmanız gerekir. Bunu yogayla, yürüyüşle ya da kardiyoyla yapamazsınız. Nitekim konuyla ilgili yapılan çalışmalar 65 yaş üstünde bile minimum 8 hafta yapılan direnç çalışmalarının sarkopeniden dolayı oluşacak olumsuzlukları ciddi anlamda azalttığını göstermektedir. İkinci sebep gereksiz. Gereksiz çünkü ülkemiz aşırılık noktasında uyarılacak en son ülke. Bakınız Avrupa spor haritasında Türkiye'nin konumuna. %88 spor yapmama ile Avrupa sonuncusuyuz. Areda anketi raporuna göre ülkemizde spor yapanların oranı sadece %4,8. Bir global sağlık araştırması Barem'e göre 35 ülke arasında ülkemiz sadece Şili'yi geride bırakıyor. İşte bu sebeplerden dolayı beni hiçbir zaman sizleri bilinçsiz ya da aşırı egzersiz noktasında uyarırken göremeyeceksiniz. Hayata erken veda için bol bol spor yapın iddiasına gelince. Sağlık ve uzun yaşam için minimum egzersizin ne olması gerektiğiyle ilgili yönetmelikler hemen hemen bellidir. Ancak hangi noktadan itibaren egzersizin yaşam beklentisi ya da sağlık için olumsuzluk oluşturmaya başladığıyla ilgili kuvvetli kanıtlar yoktur. Tıpkı bu çalışmanın az önce söylediğimi kelimesi kelimesine tekrar etmesinde görülebileceği üzere. Bir başka inceleme haftalık 10 saatin üzerinde yapılan orta ve yüksek şiddet egzersizin kazanımları düşürebileceğini belirtmekle birlikte, rekreasyonel sporcuların egzersiz dozajlarını azaltmaları gerektiğine dair yeterli ve kuvvetli kanıtlar bulamamıştır. 116 binden fazla insanı 30 yıl kadar bir süreyle izleyen bir çalışma, minimum tavsiyeler olan haftalık 150 ila 300 dakika orta şiddet ya da 75 ila 150 dakika yüksek şiddet aktiviteleri geçen insanların yaşam sürelerini arttırdığını göstermiştir. Öyle ki tavsiye edilen bu minimum değerlerin 2 ila 4 misli üzerinde egzersiz yapmak kardiyovasküler ölümleri azaltmıştır. Üstelik uzun dönem yüksek şiddet egzersizin herhangi bir sağlık olumsuzluğuna rastlanmamıştır. Bu geniş çalışma 660 binden fazla insanı izlemiş ve 14 yıllık ölüm raporlarını bir araya getirmiştir. Çoğunluğu orta yaşları oluşturan bu grupta hiç egzersiz yapmayanlar da vardı. Tavsiye edilen minimum miktarın 10 misli üzerinde yani yaklaşık haftalık 25 saat ve üzerinde egzersiz yapanlardı. Tahmin edildiği gibi hiç egzersiz yapmayanlarda erken ölüm riski en yüksekti. Tavsiye edilen minimumu sağlayamasa bile hiç yoktan bir şeyler yapanlar ölüm risklerini %20 azalttılar. Haftalık minimum egzersiz şartını tutturabilenler erken ölümlerini %31 azalttılar. Ancak en yüksek fayda tavsiye edilen minimumun 3 misli yani günlük yaklaşık 65 dakikalık bir egzersizde sağlandı ve risk düşmesi yaklaşık %39 idi.
Bu noktadan sonra faydalar artmadı ancak hiçbir surette azalmadı da. Yani günlük 3,5 saat ve üzeri spor yapanlar bile hayata erken veda etmedi. Bir başka çalışmada 200 binden fazla Avustralyalı izlendi. Bu çalışmanın güzelliği yüksek şiddet aktivitelerin getirdiği spesifik faydaları oranlamasıydı. Öyle ki sürekli orta şiddet egzersiz yapanlara kıyasla yaptıkları aynı miktar egzersizin yaklaşık %30'unu yüksek şiddet yapanlar erken ölümlerini %9 oranında azalttılar. Egzersizlerinin %30'dan fazlasını yüksek şiddet yapanlar ise erken ölüm risklerini %13 azalttılar. Araştırmacılar en yüksek şiddette egzersiz yapanlarda bile ölüm oranlarında herhangi bir artış gözlemlemedi. Bu çalışmalar anket raporları ve gözlemsel dataya dayandığından kesin sonuç belirtemezler. Ancak yine de tecrübe konuşuyor diyen tek bir şahsın anekdot verilerinden daha kuvvetli deliller içerirler. O yüzden sessiz olun, egzersiz tavsiyelerinizi kimden aldığınıza çok dikkat edin.